Ya ben burada mağdurum. Ya benim ismim, kariyerim burada söz konusu. Ve bu alçaklığı yapan şerefsiz kimse bununla ilgili her türlü işlemi yapmanızı istiyorum. Bu konuda her türlü işbirliğine de hazırım. Lütfen. Bekle burada. Tabii emredersiniz. Adam çakal, maşası var. Şirket müdürü başka. Yani imza yetkisi başkasında. Üstüne kayıtta hiçbir şey yok. Ne yani şimdi adam alay ede ede gidecek mi buradan? Sorgusunu uzatacağım. Elimden geldiğince nezarette tutacağım ama o durumda layığınca içeri tıkmak zor görünüyor. Ben bir kendisiyle yalnız görüşebilir miyim? Gecenin sürprizi geldi. Bomba. Bakın taşın altından kimler çıkıyor. Ya ben seni, beni kurşunlatıyorsun diye polise şikayet ediyorum. Sen de aynısını yapıyorsun öyle mi? Eğlenmek için başka yöntemler mi bulsak acaba? Ne yapsak? Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Sayende bu müdürün ne mal olduğunu anlamış oldum yani. Allah razı olsun. Güzel. Eğleniyorsun. Bu dünyaya bir kere geliyoruz. Eğleneceğim tabii. Ne yapacağım ya? Değil mi? Hı-hı. Ama yanlış adamlarla. Fikret'ten uzak dur. Bence sendeki bu şüphecilik durumu biraz paranoya seviyesine doğru yaklaştı. Fikret ne ya? Ne alakası var konuyla Fikret'in? Hiç şaşırmadım biliyor musun? Ben seni kendi pisliğine boğduğumda anlarsın ne alakası olduğunu. Şimdi hali hazırda hayat sana güzelken sen tadını çıkar. Çok da vaktin kalmadı çünkü. Ben sana çay söyledim. İçtiğin soğuk sular senin beynini dondurmuş. Hadi görüşürüz. Ay Faruk, inanamıyorum artık ya. Ne istiyorsun sen bu adamdan bu kadar? Dilara, Allah aşkına aç gözünü. Aç gözünü, yoksa sen de batacaksın bu pisliğe. Oğlum sizden başkası iş yapamayacak bu şehirde, ben anlamıyorum ki ya. Bu ne hırs ya? Affedersiniz. Adem Sezgin.